Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Merhabalar sevgili öğrenciler. Bir önceki videomuzda 28. sayfanın sadece ikinci eee alıştırmalarını yapabilmiştik. İnşallah 28. sayfa 3. alıştırmalarla 3. etkinlikle devam ediyoruz. Evet 3. etkinlik ne diyor? ilal cümle atiye cümleleri dinle ve emen manihal musta'inan bisuwar resimleri kullanarak manalarını düşün tahmin et evet sevgili öğrenciler aşağıdaki cümleleri dinle resimlerden yararlanarak yardım olarak anlamlarını düşün tahmin et önce cümlelere bakalım yecbu okuyalım yecbu aleyke al hifazu ala nezafetil al yecbu aleyki en termen nüfayati fi mekanihel münasip diyor. Diğer sayfaya geçmeden bu cümleleri yapmaya çalışalım. Şimdi burada sevgili öğrenciler bunların anlamlarını vermeden burada bir kalıp var. Gereklilik yani malı meli yapmalısın gibi. Hani İngilizce'de de var ya can, I can swim in the pool. Ben havuzda yüzebilirim. Veya must var değil mi? Evet, I must. Evet, gibi. Türkçe'de de nedir? Gereklilik yani yapabilirim. İşte burada da Arapça'da yecubu ala, yecubu ala kalıbı, yecubu en, en mastar edatta gelir. Bunlar nedir? Gereklilik. Hemen buraya yazalım. Bunlar yapmalısın gibi anlamlara gelir sevgili öğrenciler. Yecubu Evet. Yecibu. Ala. Ala. Veya yecibu en. Yecibu. En. Bunlar neymiş sevgili öğrenciler? Bunlar gereklilik. Yani yapmalısın. Yapman gerekir. Evet. Peki burada bakın Ala harfi cerin sonuna biz kimi muhatap alarak söylüyorsak onun zamirini getiriyoruz. Mesela sen, ente. Değil mi? Ente'ye karşılık gelen mutlatsız zamir nedir? K'dir değil mi? Erkek çocuğu olduğu için. Bakın K gelmiş. Annesi çocuğuna diyor ki Yecibu aleyke lehifazu ala nezafetil beyt. Evin temizliğini koruman gerekir. Korumalısın diyor. Hemen bunun Türkçesini. Evet arkadaşlar. Evin temizliğini koruma, korumalısın evin temizliğini koruman gerekir. Evi temiz tutman gerekir. Yani artık ne dersek diyelim. Hepsi aynı anlamlara çıkar. Buraya geldik. Yecibu aleyki. Bakın kız çocuğu olduğundan dolayı aleyki geldi. Ki muttasız zamir geldi. Yecibu aleyki en terma en nüfayati fi mekanihel münasip. Evet yapman gerekir. Ne yapman gerekir? Terma atman gerekir neyi en nüfayat atıkları atman gerekir atmalısın fi mekani her münasip uygun yere, yere evet uygun yere yani çöp kutusunu kastediyor hemen yazıyoruz Türkçesini evet burası da tamam atıkları uygun yere yani çöp kutusunu kastediyor atman gerekir atmalısın evet bu yeci bu yeci bu ala yeci bu en kalıbını unutmuyoruz arkadaşlar. Önümüze zaten bunlar gelecek. Şimdi 28. sayfayı bitirdik. 29. sayfaya geldik. 29. sayfada 4. etkinlikteyiz sevgili öğrenciler. 4. etkinlik. Ne diyor? İstemiyor ile ati aşağıdaki cümleleri dinle. Tüm mektup ha sonra onları yani buradaki ha cümlelere gidiyoruz. Sonra onları yaz. Nereye yaz? Fil feragati boşluklara yaz. Evet sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki cümleleri dinle. Sonra onları boşluklara yaz. Bakalım cümlelere. Ahmedu şahedet tilfaze emsi. Ahmedu ve İbrahimu şahede et tilfaze emsi. Aişe du zehebet ilel amele bis emsi tu ve nebiletü zehebete ilel ameli bis seyyaratı emsi. Evet, 29. sayfadaki cümlelerimiz bunlar. Şimdi ne diyor burada? Ahmet. Bakın cümle neyle başlamış? İsimle başlamış. Arapçada cümle çeşitleri sevgili öğrenciler ikiye ayrılır. İsim cümlesi, fiil cümlesi. Şimdi bu cümle isimle başladığı için isim cümlesidir. Mübteda yani cümlenin öznesi burasıdır. Arapça karşılığı mübteda yüklemi ise haberdir. Haber. Evet. Müpteda Ahmet yani bir kişi değil mi? Bir müzekker. Evet müfret müzekker. Peki fiil nasıl gelmiş? Mazi sigada şahede gelmiş. Bak şahede. Ahmet şahide. Ahmet izledi. Neyi izledi? faze. televizyonu izledi. Ne zaman izledi? MC. Bak burada aynı zamanda yüklem şey ögeleri bulmak için de ne yapmamız gerektiği ile ilgili ince tiyolar veriyoruz. Bak Ahmet izledi. Kim izledi? Bak kim sorusuna Ahmet diyoruz cümlenin öznesi. Peki ne neyi izledi? Tilfaz bak nesne. Nesne yani Arapça karşılığı mef'ulün bi. Peki ne zaman izledi? Emsi bu da nedir? Zarfuz zaman zaman zarfı. Dün izledi. Hemen Türkçelerini yazalım. Evet sevgili öğrenciler. Ahmet dün televizyon izledi, seyretti. Şimdi ikinci cümlemize bakalım. Bak burada Ahmedu ve İbrahimu özne yani mü, müpteda ne geldi? İkil geldi, tesniye geldi. Ve aynı şekilde fiilimizde uyum sağladığı fiilimizde ikil olarak geldi. Bak burada şahede iken Ahmet tek şahede iken burada ne geldi? Şahede geldi bak. Ahmet ve İbrahimu şahede et tilfazi emsi. Ahmet ve İbrahim dün televizyon izlediler televizyon seyrettiler. Evet. evet sevgili öğrenciler. Diğer örneklerimize bakalım. Bakın yine burada cümle isimle başlamış. Yani isim cümlesi ve özne yani müpteda ve haber. Müennestir bakın. A işe tu ve hebet ile ameli biz emsi. Ayşe dün işe araba ile. Bakın burada B harfi ceri ile anlamını verir. ile, İle yani vasıta. Yani bil kalemi, bil kalemi dersek kalemle, bir seyyarati arabayla, bir tairati uçakla ve hakeza ve hakeza. Örnekleri çoğaltabiliriz. Ayşe müennes olduğu için ne oldu? Fiilin sonuna ne geldi bakın çocuklar? Ta te'ni te ni sakine yani sukun üzere olan müenneslik tesi dediğimiz bu muttasıl T geldi. Muttasıl zamir geldi. T geldi. Burada burası mesela Ahmet değil de Ayşe olsaydı burası da ne olacaktı? Şahedet olacaktı. Aynı T buraya da gelecekti. Yani mazi siga bunlar zaten şu anda maziler görüyor sevgili öğrenciler. Mazi olduğunu nereden anlıyoruz? Fiillerin başında eteğine kelimesindeki harflerden biri yok. Yoksa bunlar mazi fiildir. Bu mazi fiil demek neymiş? Ayşe işe Ayşe dün işe veya Ayşe işe dün arabayla gitti. Hemen yazalım. Evet şimdi diğer müennes cümleye bakalım. Yani öznesi müennes olan diyelim daha doğrusu. Burada iki tane var değil mi? Tesniye bak Ayşe bir taneyken burada bir de Nebi ile geldi. Ayşe tu ve Nebi ile tu zehebete. Bakın tesniye elifi geldi fiilin sonuna. T'nin sonuna ne bitişti? Tesniye elifi. İki olduğu için ne oldu uyum sağladı. Ayşe ve Nebi ile zuhbeta ila bis emsi. Ayşe ve Nebi dün işe arabayla gittiler. Bakın gittiler. Neden burada gitti diyoruz? Burada tekil, müfret. Burada ikil, çoğul. Yani ikil olduğundan dolayı gittiler diyoruz. Hemen Türkçesi. Evet sevgili öğrenciler bu bilgileri verdikten sonra 29. sayfamız bitti. Hemen 30. sayfaya bakalım. 30. sayfada 30. sayfada 5. etkinlikte cümle il feragati boşlukları doldur. Ne ile bil kelimetil münasip münasibeti münasip uygun kelimelerle boşlukları doldur. Minel qaimeti listeden Evet sevgili öğrenciler, listeden uygun kelimelerle boşlukları doldur. Şimdi bize burada listeden kelimeler verilmiş, bakalım bu kelimeler, bu boşluklara dolduracağız. Her zamanki metodumuz neydi? Önce listedeki kelimelerin anlamlarını bilmemiz gerekiyor ki bu boşluklara ona göre yazalım, ona göre dolduralım. Bakalım esbeb, sebebin cemisidir, sebepler, sebepler diyoruz sebepler. Ennamiyetu, ennamiyetu gelişmekte olan. Gelişmekte olan. Peki, el görmüştür. Felaketler, afetler. Felaketler, afetler. Peki nuhafizu nedir? Bu fiildir. Mütekerlim mütekellim cemi yani biz anlamında, nahnu anlamında. Çünkü başında nun var. Hafeza yuhafizu. Hafeza cemisi yuhafizu. E, muzarisi yuhafizi, yuhafizani, yuhafizu, yuhafizani, yuhafizuna, tuhafizu ila Böyle devam ediyor. En son geliyor. Nereye geliyor? Nuhafizu yani nuhafizu ala harfi çevrili kullanılır. Nuhafizu ala biz koruruz. Yani koruruz biz demeye gerek yok. Koruruz derken de zaten içerisinde ne var? Gizli bir biz var. Eddi ile yeni gördük. Evet bir önceki videolarımızda daha doğrusu yol açar. Yol açar. Şimdi bunları bakın. Yecibu engelledi. Yine gereklilik. Yecibu en gerekir. Evet. Ne yapmamız gerekir buraya ne gelir sevgili öğrenciler? E, nezafetel, nezafetel biyeti, çevreyi temiz tutmak. Evet, ne gelir buraya? Nuhafizu ala gelecek değil mi? Nuhafizu ala, ala nezafetel biyeti, çevreyi e, temiz tutmamız, korumamız, çevre temizliğini daha doğrusu, çevre temizliğini korumamız gerekir. Hemen buraya nuhafizu alayı yazıyoruz. Evet sevgili öğrenciler. Yecibu en nuhafiza ala nezafetil bi'eti. Çevre temizliğini korumamız gerekir. Korumalıyız diyor. Şimdi ikinci alıştırmamıza bakalım. İkinci alıştırmamızda ne diyor? Ee, Televvüzül bi, telewufulbi eti çevre kirliliği el isabetul emraz hastalıklara isabet etmesine yol açma yakalanmasına buraya hangisi gelebilir yol açar değil mi hemen zaten ağzımızdan çıkarken yol açar yu ettiği ile gelmeli demek ki çevre kirliliği hastalıklara yakalanmaya yol açar yu ettiği ilayı buraya yazıyor Evet arkadaşlar UAD ile e, burayı yazdık. Çevre kirliliği hastalıklara e, yakalanmaya, hastalıkların isabet etmesine ne yapar? Yol açar. Evet, 3 el yangınlar ve berakinu volkanlar min et -tabi Evet, Tabi yani doğal nedendir? Doğal afetlerden değil mi? el kevarisi yazıyoruz buraya. Evet. El haraiq vel berakinu min el kevarisit min el kevarisit tabiiyeti doğal afetlerdendir. Yangınlar ve volkanlar doğal afetlerdendir. Dördüncü alıştırmamıza bakalım. El meveddu maddenin cemisidir el maddeler el kimyaiye kimyevi maddeler min ehemmi en önemlilerindendir televvüsül turbeti toprak kirliliğinin en önemli ne olabilir tabii ki sebeplerindendir diyeceğiz değil mi buraya esbabı yazıyoruz sevgili öğrenciler evet Buraya da esbab yani sebebin cemisi olan. Tekrar okuyalım. El meveddül kimya kimya iyeti tü kimya iyetu kimyevi maddeler min ehemmi en önemli esbabi sebeplerindendir. Neyin? Televusil turbeti televusü -tu turbe. Toprak kirliliklerinin top toprak kirliliğinin en önemli sebeplerindendir. Beşinci alıştırmamıza geldik. Ettelevvüfü kirlilik fil bilati fil biladi ülkelerdeki kirlilik evet buraya ne gelebilir? Kebirun büyük demiş. Tabii ki ennamiyetu değil mi? Ennamiyetu ettelevvüfü fil biladi fil biladi ennamiyeti gelişmekte olan ülkelerde kirlilik nedir? Kebirun çoktur. Evet, çoktur. Ya burada büyük demişte de, kebirun büyüktür. Yani çoktur diyeceğiz arkadaşlar. Evet sevgili öğrenciler. Et-telavufu fil bilatin namiyeti kebirun. Gelişmekte olan ülkelerde kirlilik kebirun büyüktür. Yani çoktur dedik. Evet. Şimdi 30. sayfada 5. alıştırmamızı, 5. etkinliğimizi bitirdik. 6. etkinliğimizi inşallah bir sonraki videomuzda yapalım. Dersimizi burada nihayetlendirelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İlellika fi emanillah.